Çok kıymetli basın mensupları, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i bu yıl ikinci kez ülkemizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Jens, Türkiye'ye hoş geldin. Sayın Genel Sekreter'in ziyareti daha önce planlanmış olmakla beraber ülkemizin güvenliğini sağlamak amacıyla Barış Planı Harekatı'nı başlattığımız kritik bir dönemde gerçekleşiyor. Söz konusu harekat, NATO'nun güneydoğu sınırlarını teşkil eden ulusal sınırlarımızın ötesinden kaynaklanan terör tehdidine son verilmesi amacını taşıyor ve bu bakımdan ittifak topraklarının güvenliği açısından da son derece önemlidir. Bugünkü görüşmemizde Sayın Genel Sekreter'e Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgi verdik. İttifakımızın ve müttefiklerimizin ülkemizle güçlü dayanışma sergilemeleri beklentimizi bir kez daha vurguladık. Biz gerek ulusal düzeyde, gerek NATO'nun da aralarında bulunduğu uluslararası platformlarda terörizme karşı ayrım gözetmeden kararlılıkla mücadele edilmesi gerektiğini söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Türkiye olarak da bugüne kadar terör örgütleriyle ayrım gözetmeksizin hepsiyle, ideolojisi ne olursa olsun, kimi hedef alırsa alsın, mücadele ettik, mücadele etmeye devam edeceğiz. Çok değerli basın mensupları, Londra'da yapılacak NATO liderler toplantısı da esasen bu mesajın verilmesi bakımından, yani terörle mücadele mesajının verilmesi bakımından önem taşıyor. Liderler toplantısına 2 aydan az bir zaman kala, gündemdeki konuları da bugün Sayın Genel Sekreter'le ve çalışma arkadaşlarımızla birlikte ele aldık. Liderler toplantısı NATO'yu 2020'li yıllara hazırlamak bakımından da önemli bir dönemeçtir. NATO devlet ve hükümet başkanları 70. yıl dönümü olarak kutladığımız ittifaka ilişkin atılması gereken adımlar ve uygulamalar hakkında kararlar alacak. Ayrıca farklı sınamalara karşı ittifakın hazır bulunması, terör dahil için de alınması gerekli ilave tedbirleri de görüşecektir. Türkiye ittifakın güneydoğusunda istikrarın sürdürülmesi bakımından kritik roller üstlenmiş ve bu rolünü de önümüzdeki süreçte devam ettirecektir. Yaptığımız katkılarla müttefikler arasında son derece ağır bir külfet üstlendiğimiz çok iyi biliniyor. Sayın Genel Sekreter'in ülkemizi ziyareti de esasen bu farkındalığın bir ifadesidir. Biz tabiatıyla katkılarımızı ve fedakarlıklarımızı önce ülkemizin ve halkımızın, milletimizin sonra da müttefiklerimizin güvenliği için yapmaya sürdüreceğiz. Ancak güvenliğin bölünmezliği ilkesi çerçevesinde müttefiklerimizin de bizimle dayanışma sergilemesi en doğal ve en meşru beklentimizdir. Yani Türkiye'nin meşru endişelerini anlıyoruz demek yetmez. Bu dayanışmayı açık net bir şekilde görmek istiyoruz.